Hataylı gazeteci Emrah Koç ailesiyle enkaz altında kaldı. Aile bir eksikle kurtuldu. 16 yaşındaki oğlu doğum gününe 2 gün kala hayatını kaybetti. O panikten arkamdan o da kaçıyor. Kaçarken zaten üzerine enkaz düşüyor. Benim çocuğun rahmetlinin ayağı geldi elime. Oğlum vefatından 2 gün sonra 16 yaşına girdi, doğum günüydü. Kutlayamadık. 2 gün vardı doğum gününe İbrahim'in. 16. yaşını kutlayamadı. Ailesi bir yaş daha büyüdüğünü göremedi. Geriye acısı ve anıları kaldı. Ha, sonuçta hayat devam ediyor. Ben azından benim oğlum cennete gitti. Yeri belli. En azından mezarı belli. Gazeteci Emrah Koç, Hatay'ın Hassa ilçesindeki evinde yakalandı felakete. Zemin katta eşi ve 3 çocuğu, üst katta da anne, babası ve kardeşi yaşıyordu. Tam gözlerimi kapattım. Uyurken deprem başladı. Ben an yataktan fırladım gibi çocuklarına gittim. Çocukları yattı yerden kaldırdım. Dedim onları sağlama alayım dedim. Yatıkları kapıyı açtım. O an deprem bayağı sallanıyor. Dedim hemen yatakta da inin çömelin dedim. Zaten 3 saniye sonra elektrikler gitti. Elektrik gider gitmez bütün bina üzerime çöktü. Emrah Koç deprem anında salonda yatıyordu. Yatak odasındaki ailesinin yaşam alanında olduğunu sanıyordu. Ancak panikleyen 16 yaşındaki İbrahim yanına koşmak istedi. Benim büyük olan rahmetli panikle arkamdan gelmiş. O orada üzerine enkaz düştü. Orada cansız yerde kaldı yani. O ara Barış abisinin elinden tutuyor. Gitme abi diyor. Yani bir adım atmasıyla enkaz direkt üzerine düşüyor. Hani adım atmasa olduğu yerinde kalsa hiçbir şey olmayacak. 8 kişi saniyeler içinde yerle bir olan binanın altında kaldı. Önce üst kattaki yakınları kurtarıldı. Sonra eşi ve 2 çocuğu. İyiyim de. Enkazdan ilk önce Emrah Koç'un kardeşi Onur Koç çıktı. Daha sonra aile fertlerini kurtarmak için elinden geleni yaptı ve zamanla hepsini aydınlığa çıkardı. Benim oğlum telefonu saatini 6.30'a kurmuş okula gidecek diye. Alarm çalınca Barış hemen telefonu alıyor. Oradan benim hanım bir pirketten bir delik açıyor. Oradan ışık tutuyor dışarı, biz buradayız diye. Kardeşim hemen onu görünce o da pirket boyu bir delik açıyor. Onlar oradan 6-7 gibi kurtarıyor. Ben aşağıdayım. Ben aşağı olduğum sürece, enkaz altında olduğum sürece hiçbirinin sesini duymadım ben. Ben herhalde üçü de vefat etti diye zannediyordum. Hiçbirini duymadım. Kolu sıkışan Emrah Koç enkaz altındaydı. Seslendiği İbrahim'den de cevap alamadı. Kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalışırken hayatının en acı dokunuşunu yaptı. Karşıdan ışık vuruyor. Dedim herhalde orada bir delik var. Oraya doğru bir sürtüneyim. Oradan çıkarım diye hesapladım. İki adım attım zaten. Orada kaldım, bir daha çıkamadım. Saatlerce o şekil kaldım. Bir an soğuk, titremeler, üşüyorum derken elimi gezerken benim çocuğun rahmetlinin ayağı geldi elime. Oğlunun hayatını kaybettiğini anladı. Saatlerce eli İbrahim'in ayağında bekledi. 9 saat sonra kurtarıldı. Çıkarınca hastaneye gittim dedim, bizim hanım çocuklar nasıl dedim. Dediler onlar sağlam. İnanmadım yani iyi olduklarına. Barış'ı oğlumu yanıma getirdiler de öyle inandım yani. Ama işte eceli gelmiş, artık yapacak bir şey yok. İşte oğlum vefatından 2 gün sonra 16 yaşına girdi, doğum günüydü. Ama işte kutlayamadık. İbrahim 2 gün sonra 16 yaşına girecekti. Doğum gününü kutlamaya hazırlanan ailesi cenaze namazını kıldı. İbrahim son yolculuğuna uğurlandı. En azından benim oğlum cennete gitti. Yeri belli. En azından mezarı belli. Sapasağlam çıktı şükür. Yani zaten yatmadan bana bir gülümseme yaptıydı yani. Böyle bir gülümsemesi var. Öyle yattıydı. İşte akşamdan bayram okul harçlığını vermiştim. Dedim fazla da verdim, dersin işte döner sever dönerirsin diye. Yani en son bu oldu. 10 yıllık gazeteci Emrah Koç acısını içine gömdü. Bölgenin sesini duyurabilmek için işinin başına döndü. Tabii yine ne yapalım, yine işimize dönmeye çalıştık. Ama yine elinden geldiği kadar yapmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Ha, sonuçta hayat devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.